Doğum günüymüş. Devlet milletinin yaralarını sarıyor. Cumhurbaşkanı, bakanlar, milletvekilleri. İlk günden beri devlet tüm kademeleriyle sahada. Maşallah. Türkiye gerçek anlamıyla 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Peş peşe yaşanan büyük depremler 11 ilde taş üstünde taş bırakmadı. Devlet ise ilk andan itibaren milletinin yardımına koştu. Önce arama kurtarma çalışmalarına ağırlık verildi. Ardından da depremzedelerin yaralarını sarmak için kabine üyeleri seferber oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen tüm illeri tek tek ziyaret etti. Vatandaşa yalnız olmadığının en somut örneğini sergiledi. Bütün bakanlar deprem bölgelerinde görevlendirildi. İllerden bir an bile ayrılmayan bakanlar vatandaşın yanında yer aldı. Yaraları sarmak için herkes üstüne düşenden fazlasını yapıyor. Allah razı olsun. Şimdiye kadar deprem bölgesinden 216.347 afetzede tahliye edildi. 38 vali, 160 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü çalışmaları koordine etmek üzere bölgede görevlendirildi. Uluslararası yardımların koordinasyonu için de 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgeye gönderildi. En büyük sorun olan barınma problemi için de vakit kaybetmedi hükümet. Afet bölgesinde 300.819 çadır kuruldu. Bölgeye 54.297 de konteyner sevk edildi. 352 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 38 mobil fırın depremzedeler için hizmet vermeye başladı. Hali hazırda bölgede 26 gemiyle 121 helikopter ve 75 uçak görev yapıyor. Tüm bunlar bütün çıplaklığıyla görülürken akıllara 1999 Marmara depremi geliyor. Usta gazeteci Mehmet Ali Birant'ın deprem belgeseli 99 depreminin gerçeklerini gözler önüne seriyor. Birant'ın belgeselinde deprem sonrası dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in uyandırılmaya kıyılamadığı anlatılıyor. Bir diğer skandalsa deprem afeti için toplanan nakdi yardımların kullanıldığı yerdi. Yardımlar memur maaşlarını ödemede kullanılmıştı. Bu durum büyük sansasyon yaratmıştı. Bugünse gelinen noktada maaşların ödenmesinde bir aksama olmadığı gibi deprem bölgesindeki memurların maaşları vaktinden önce ödendi. Madem ki bu kadar özledik, bu kadar bekledik, bir resmi alalım. Evet.